Sayın seyirciler, AK Parti ve MHP ödünç milletvekili uygulamasını önleyecek düzenleme için çalışma başlattı. Yeni partilerin seçime katılmak için vekil transferi yapmasını engelleyecek 3 formül üzerinde çalışılıyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ödünç milletvekili döneminin kapanması için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmayla vekillerin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu engeline takılmadan 24 Haziran'daki seçimlere girebilmesi için sürpriz bir hamlede bulunmuştu. CHP'den 15 vekil İyi Parti'ye katılmıştı. Böylece İyi Parti var olan 5 milletvekiliyle birlikte grup kurma sayısına ulaşmıştı. Seçimlerin ardından İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili tekrar CHP'ye dönmüştü. İşte bu olay siyasette ödünç milletvekili tartışmasını başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim olması durumunda Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de aynı desteği verebileceklerini açıklaması bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına tepki gösterdi. Siyasi partiler kanununda değişiklik yapılmasını isteyen Bahçeli, AK Parti'den gelecek tekliflere destek vereceklerini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi partiler kanunu gözden geçirilmesini, sosyal ve ekonomik meseleleri çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. AK Parti ve MHP'nin hukukçu kurmayları milletvekili transferinin önüne geçmek amacıyla düğmeye bastı. Cumhur İttifakı'nın ortakları bu konuda yasal bir çalışma başlattı. İki parti kiralık vekil dönemini kapatacak 3 seçenek üzerinde duruyor. Birinci seçeneğe göre bir partinin seçime katılabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar arasında bulunan mecliste grup kurması kriteri kaldırılabilir. Böylece bir partinin seçime katılmasının önünü açmak için başka partiye milletvekili transferinin önü kapatılabilir. İkinci seçenekte ise başka partiye geçen vekil seçim sonuna kadar tekrar parti değiştiremeyecek. Örneğin CHP Davutoğlu'nun veya Babacan'ın partisinin seçime girmesi için milletvekili verecekse bu milletvekilleri seçim bitene kadar istifa edip CHP'ye dönemeyecek. Üçüncü ve son seçenekse seçime 1 yıl veya 6 ay kala mecliste grup kursa da o parti seçime iştirak edemeyecek. Bu şartın en az 1 yıl ve 6 ay öncesinden yerine getirilmesi kurala bağlanıyor. İki parti taslak metne son şeklini verecek. Ardından ortaya çıkan metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin onayına sunulacak. İki lider son kararı verecek. Daha sonra kurmayların hazırlayacağı kanun teklifi meclisin gündemine gelecek.